Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Erdoğan'a seçim sonrası külliyede düzenlenen töreni hatırlayın. Dünya ülkelerinin liderleri Erdoğan'ın zaferini kutlamaya gelmişti. Hepsi Erdoğan'ı ayakta alkışlamış ve tebrik etmişti. Paşinyan, İlham Aliyev'in arkasına oturtulmuş ve Ermenistan'a sert bir mesaj verilmişti. Olay bir sistem mücadelesidir. Erdoğan'dan sonrası ne olacak? Millet ne derse o olacak, Allah ne derse o olacak. Erdoğan'ın konuşması bitince dua kısmına gelinmişti. Erdoğan, Müslüman olmayan ülke liderlerine bile el açtırıp dua ettirmişti. İşte Erdoğan'ın yenilmez bir lider olduğunu herkes orada anlamış oldu. Türkiye'ye Avrupa, Asya, Afrika, Amerika kıtalarından devlet başkanı yağdı. Türkiye'nin başkanına tebriklerini sunmak için ülkelerini yönetenler Ankara'ya hücum edip sıraya girdi. Dünyada çok az devlet başkanına nasip olan görkemli bir kutlama trafiğini yaşadı ülkemiz. Gördüğümüz bu muhteşem manzara boşuna değil, daha da ötesi dünyaya muazzam mesajları olan bu tablo dosta da düşmana da parmak ısırtacak mesajlar içeriyordu. Öncelikle Ankara'ya koşan devlet başkanları Türkiye'nin bir güç olduğunu artık tescilliyordu. Türk asrı başlıyor dediğimizde şaka yapmıyorduk. Ciddiydik. Çünkü bu fotoğrafla karşılaşacağımızı biliyorduk. Yeni Türkiye'nin şahlanacağını ısrarla vurguluyorduk. Bunun da nedenleri ve göstergeleri vardı. Bu iddialı yaklaşımımızın açılımını da gelin biraz eski Türkiye'ye giderek yapalım. Geçmişte başbakanlarımız, bakanlarımız, parti liderlerimiz Amerika'ya gidiyor, bağlılık bildirmek için kapılarda bekletilip içeri alınmıyordu. Bir senatörle görüşmek için kendini yırtıyorlardı. Bakın senatör diyorum, onunla dahi görüşemeyip danışmanının danışmanıyla buluşunca mutluluktan havalara uçan yöneticilerimiz vardı. Kemal Bey, eski Türkiye'de kaldığı için Amerika'da hiçbir devlet yöneticisi veya milletvekiliyle dahi görüşemedi. 3-5 akademisyen, birkaç lobici ve hamburgerciyle görüşüp Türkiye'ye dönecek vizyonsuzlukla kaldığı için seçilemedi. Erdoğan, dünya devlet başkanlarını Ankara'da sıraya sokacak vizyonda olduğu için 26 yıllık iktidara koşuyor. İddiatçı, Batı yanlısı kafalar bunu görmediği sürece bu ülkede iktidar olmalarının hiç şansı yok diye defalarca da boşuna yazmadık. Amerikan basınında ülke tarihinde bir ilki yaşadı. Hem Amerika'nın eski başkanı hem de yeni başkanı aynı anda bir başka ülkenin yani Türkiye'nin devlet başkanını tebrik için birbiriyle yarıştı. Yorumları da tesadüf değil. Dünyada bir teamül vardı. Herhangi bir ülkede seçim yapıldığında geçici sonuçların resmi olarak açıklanması beklenir. Ancak Amerika'dan tebrikler daha bu açıklama yapılmadan gelmeye başladı. Biden, devireceğim dediği Erdoğan'la çalışabileceği günleri dört gözle beklediğini açıkladı tebriğinde. Trump, dostum o benim diye söze girdi. Ülkesi için çalıştığını ve örnek aldığını ilan etti. Macron, seçim sonuçları açıklanmadan Türkçe tebrik yağdırıp Erdoğan'la işbirliği yapabilmek için sabırsızlığını duyurdu. Benzer mesajlar dünyanın her yerinden sonuçlar belli olmadan sağanağa dönüştü. CHP'nin algı çalışmasında bir numara olan isimlerden biriyle sohbet ettik dün. Ona Ankara'daki devlet başkanları tebrik kuyruğunu anlattığımda gülerek ve küçümseyerek "Demokratik Kongo Cumhuriyeti de oradaymış" diyerek dalga geçmeye çalıştı. İşte bu kafalar ve bakış açısı yüzünden asla iktidara gelemezler. O küçük gördükleri Kongo Cumhuriyeti, 106 milyon nüfusa ve bizim 3 katımız toprağa sahip bir Fransız sömürgesi. Macron Mart başında Kongo'ya giderek "France-Afrique artık bitti" diyerek bu ülkeye yalakalık yapmak için kendini yırttı. France-Afrique, Fransız aydınlarının Fransız-Afrika sömürgeciliği adını taktığı bir benzetmeydi. Kongo Devlet Başkanı canlı yayında milyonların önünde Macron'a ağzına geleni söyledi. "Siz bizim babamız değilsiniz, başka alternatiflerimiz de var" diyerek Türkiye'yi işaret etti. Sömürgeci kafaya kibarca "defol" dedi. Ardından Ankara'ya koştu. Bu yaklaşım birçok Afrika ülkesinin yanı sıra Balkanlardan Kafkaslara, Güney Amerika'dan Asya'ya kadar 21 yıl boyunca Erdoğan iktidarında ilmek ilmek işlendi. Osmanlı'dan kalan gönül birliği nakış gibi dokundu. Muazzam bir Türkiye çekim merkezi ve liderliği oluşturuldu.
Bunda başta Erdoğan olmak üzere iş adamlarımızdan siyasetçilere ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a kadar muazzam bir dokuma ordusunun imzası vardı. O yüzden Hakan Fidan'ın da Dışişleri Bakanı olması hiç tesadüf değil. Türkiye yüzyılının altyapısı 21 yılda oluşturulduktan sonra düğmeye basılmasının en büyük göstergesi. Ve dahası çok güçlü bir meclis, muhalefetin istediği eski sistem gibi değil, yepyeni bir oluşumla hayata geçirildi. Amerika'da çoğu zaman Beyaz Saray iyi polisi oynar, Kongre ise kötü polis görevini üstlenir. Amerikan başkanı kendilerinden bir şey isteyen ülkeye "Ben hazırım ama Kongre istemiyor" diyerek topu meclise atar. Bugün bizim hükümette bir bakanlar kurulu var. Aynı zamanda mecliste de eski bakanlardan oluşturulan bir kabine bulunuyor. Türkiye çok tecrübeli isimlerle hem hükümette hem de mecliste dünya devletlerini masada ağırlayacak. Bugün Birleşmiş Milletler dahi dünyada tüm krizlerde, en son Kosova'da olduğu gibi, Türkiye ile çalışmaya mahkum. Macron'un seçim sonuçları açıklanmadan zıp çıktı gibi fırlayıp Erdoğan'ı Türkçe tebriğe boğması, Biden'ın Erdoğan'la çalışmayı dört gözle beklediğini ilan etmesi boşuna mı? Tüm dünyada onlardan nefret edilirken her yerde Osmanlı torunları ve lideri ayakta karşılanıyor. Suudi Arabistan seçimin ertesi günü 50 milyar dolarlık inşaat projesi için 80 Türk müteahhitle masaya boşuna mı oturuyor? Türkiye yüzyılı başlıyor diye laf olsun diye mi söyleniyor? Hasat bitti, meyve toplama günlerimiz başlıyor. Başkan Erdoğan Türkiye'nin yeni bir kenetlenmeye ihtiyacının olduğunu vurgularken, Türkiye'nin 85 milyonun tüm fertlerinin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmesine ihtiyacı var. Türkiye'nin birliğe ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Millet olarak bu güçlü birlikteliği yeniden tesis etmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Bu tarihi törene dünya genelinden de çok sayıda siyasi isim katıldı. Külliye'de düzenlenen tarihi törene 21 devlet başkanı katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verirken törene katılan liderlere de tek tek teşekkür etti. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yeni dönem için dua etti. Törene katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da o sırada el açıp duaya eşlik etti. Maduro'nun o anları kameralara yansıdı. "Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım." Olay bir sistem mücadelesidir. Erdoğan'dan sonrası ne olacak? Millet ne derse o olacak, Allah ne derse o olacak.